Çok değerli Kütahyalı hemşehrilerim ve basın mensupları. Rakamları değil, hükümeti revize edin. Saadet Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hasan Koyun yaptığı açıklamada kış aylarının geldiğini, havaların soğuduğunu söyleyerek vatandaşın yakacak derdine düştüğünü dile getirdi. Hasan Koyun, havalar soğumaya başladı, kış geliyor, vatandaşın ekonomik sıkıntıları artıyor. Giyecekti, yakacaktı, sıcak yemekti derken masraflar artıyor. Vatandaşın ekonomik durumu sıkıntılı. Devletin durumu da vatandaştan farklı değil, o da sıkıntılı dedi. Ülkede ekonomik sıkıntıların olduğunu söyleyen Koyun, hükümet ile muhalefet partilerinin ise kayıkçı davasının peşine düştüğünü ifade etti. Hasan Koyun, vatandaşlarımızın kesesini ilgilendiren ekonomik konularda önemli gelişmeler oluyor. Ama gelin görün ki Sayın Başbakan dahil iktidar partisinin yöneticileri ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere tüm muhalefet partilerinin genel başkanları ve yöneticileri arasında tam bir kayıkçı kavgası edasıyla söz düellosu devam ediyor. Tabi aynı durum parlamento çalışmalarına da yansıyor. Parti genel başkanlarında olduğu gibi milletvekilleri de birbirlerine hiç de şık olmayan davranışlar sergiliyorlar. Biz Saadet Partisi olarak hem iktidara hem de muhalefete sesleniyoruz. Bu aziz millet bu sözleri, bu davranışları tasvip etmiyor. Bu davranışlarınızı terk ediniz. Bir araya gelerek bu milletin sorunlarını çözünüz uyarısını yaptı. İktidara işsizin, memurun, işçinin, çiftçinin, emeklinin, esnafın, sanatkarın, dar gelirlinin sorunlarıyla kısaca ülkenin ciddi sorunlarıyla ilgilenmesini, suni gündemler oluşturarak muhalefeti ve yüce milletimizi meşgul etmemesini tavsiye ediyoruz diyen Hasan Koyun, ülkenin ciddi ekonomik sıkıntıları olduğunu dile getirdi. Koyun, zira birçok vergi ve harçlara zam yapılacağı telaffuz edildi. Bilindiği üzere zammın yapılması değil, söylentisi bile fiyatlarda yükselmeye sebep oluyor. Biz Sayın Başbakan'a ekonomiyi yakından takip etmesini ve rakamları revize edeceklerine hükümette revizyon yapmalarını öneriyoruz. 326 milletvekili bulunan AKP grubu içerisinde ekonomiyi bilenler vardır. Görevini gereği gibi yapamayanları görevlerinden affetsinler, bilenleri göreve getirsinler dedi.